Şu an yayındayız. Millet çıldırmasın iyice. Ne iste? Haha. Sen istesem muhabbetine kaldın. Yarın devam edebilirsin. Nasıl insanlar şey olacak? Sonradan toplanacaklar yani. Tamamdır. YouTube'dan ama ben yayın açayım da en azından çetel şey tamam. alan göreyim. Tamam, tamam abi. Ben şimdi, şu an yayın açıldığı için link gözüküyor bir saniye. Hemen linki bir bakalım. Bir yani, admine de söyleyeyim. Bakalım arkadaşlar gelmeye başladım. Evet şu anda link burada. Linki sana Discord'da atayım. Nasıl atacağım? Tamam. Ha dur. Tamam. Ee, Twitter'dan atsam olur mu? Olur değil mi? Sıkıntı yok herhalde. Tamam tamam. Ben görüyorum YouTube'u şu an. Ha görüyor musun? Tamam. Çek, çek, Tamam, tamam. görüyorsan yani sıkıntı Discord'da yok. Discord'da görüyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Hı -hı. Seni de görüyorum. Ee, ne diyorduk işte? de kodumunun kafiri. O kadar ayet var. Utanmıyor musun ya? Ya utanmıyor musun? Müslüman ülke burası. Ama. Bir dakika adam adam çağıracağım. Adam Burhi'yi çağıracağım. Burhi İlyas! arkadaşlar. Efe, Kavganın kav... ortasına geldiniz arkadaşlar. Kavga, tam kavga dedik ortasına geldiniz. Efe dövecek adam bulamayınca bana sardı. <gülüyor> <gülüyor> Ama adam kara şey ayıki döcüymüş. Ben iyi geçirmeye çalışacağım. <laughs> Aikido barış ve kardeşlik sanatı. Moruk öyle diyorsunuz da pataküte adam dövüyoruz. Orası i̇şte <laughs> barış ve kardeşlikle dövüyoruz. İyilik ve güzellikle. <laughs> Harbi bu bazı uzak doğu şeylerinde var bu. Dinginlik falan işte. Ha, sevgi barış falan. Sonra ölüm vuruşu. <laughs> ha? Ölüm vuruşu. Ha, işte yeterince dingin olursan adamın kalbini durdurabilirsin falan böyle. <laughs> i̇şte ne diyorduk en son, ha yayından önce biz konuşuyorduk zaten evet. de e, millet. Şey dedim Efe'ye yani ben bu aralar bayağı depresyonun dibindeyim, çıkmayı bekliyorum ama ne zaman çıkacağım onu da bilmiyorum. Böyle hiçbir bok yapan halim yok, şeyim yok. Ve bıktım artık bu durumdan bir artık şey olmak istiyorum kurtulmak, düzlüğe çıkmak istiyorum. Yani çok çok iyi olayım, çok enerjik olayım diye bir amacım yok ama en azından iyi hissedeyim, acı çekmeyeyim, yatakta kıvranmayayım istiyorum. O derece şu an yani hastalığım. Ve belki bir iki ay sonra hastaneye yatırılabilirim. O konuşuluyor doktorla, doktorlarım arasında. Kalıcı bir tedavisi olabiliyor mu bunun? Kalıcı bir tedavisi olabiliyor mu abi? Hı? Hocam yok ya. Yok. Yaşlanınca uzalıyor diyorlar. Bakalım onu göreceğiz. Bana e, işte şey denemek istiyorlar. EKT yani elektroşok tedavi diye de bilinir. Beynine elektrik veriliyor. Filmlerde görmüşsünüzdür. Hala yani. var mı o ya? bu Hala de var. Oh. Hala olduğu gibi çok revaçlı olan ve çok da başarılı bir yöntem aslında. Allah Allah. Ee, ben iki kere bundan kaçtım. Altı seans almam gerekiyordu. İkisinde de üçüncü seanstan sonra kaçtım. Çünkü bir yandan işe yaramadığını Fark ettim ve boş yere bu kadar acı çekiyorum dedim. Yani anestezi oluyorsun, hissetmiyorsun o an ama uyanman çok sancılı oluyor. Ee, uyku felci mesela geçirmişsindir illa ki. Tabii ki, öyle. eskiden çok geçirdim. Ha. ha, hareket edemiyorsun, sinir bozucu bir şey. 30 saniye yaşıyorsun, sinir bozucu. Abi, 2 saat uyku felcinde kalmak nedir? Öyle. Maşallah. Zor uyanıyordum yani ve bir de duygusal oluyorsun EKT'de. Beynine elektrik veriyorlar hocam. Her şey olabilir yani. Anneme sarılıp ağlıyordum koskoca 34 yaşında adam halimle. Ee, ağır geldi bana EKT bıraktım ve alternatif tedavilere yöneldik. Vallahi alternatif tedavi Ne kadar alternatif? Var. Çok işe, çok fazla alternatif değildir. Mesela bir şey tedavisi gündemdeydi. DBS diye bir yöntem var. Derin beyin stimülasyonu beyninin içine iki tane elektrot çubuk yerleştiriyorlar. Bayağı beynini deliyorlar cerrahi işlemle. Göğsüne de bir tane pil takıyorlar. O pille elektrik dalgası gönderiyorlar beynine. Abi ben bunu duyunca... ya duyunca... testere tuzağı gibiymiş o abi. Ya evet siktir git dedim. Beyin delinir <laughs> mi abi? Beyin delinir <laughs> mi ya yani ben... Testere onun <laughs> konusu o direkt ya. <laughs> yani işte Lobotomi yazmışlar. tedavi ya. yazmışlar. İşte ilaçlar dışında kalan alternatif tedaviler, bipolar bozuklukta maalesef böyle agresif tedaviler. Beyinle oynayan tedaviler. Peki yani senin... bakıyorsun makalelere riski yok diyor beyin deldirmenin ya da EKT'nin bir riski yok diyor. Beyin ama... deldirme riski yok mu? <laughs> bir de Türkiye'de abi. Düşünsene devlet hastanesine gidiyorsun böyle. Sıraya geçmiş herkes. <laughs> ya tabii şey o işlem için sadece DBS'te beyin öyle deldirmenin riski yok diyorlar Hı -hı. ama benim Korkum, şüphem bilimsel değil. Çünkü makalelere baktığımda e, iyi hocaları dinlediğimde riski yok diyorlar. Benim korkum hayvani abi. Sana beynini delicez deseler korkmaz mısın? Bir şey yani makaleler. yok yani. yani. <laughs> e, aynısı şeyde de oldu işte. EKT'de de oldu ama EKT'ye ben biraz kendimi hazırlıyorum açıkçası. Böyle <laughs> iki hafta eğer bilgisayarımı sokmaya izin verirlerse oradan yayın bile yapabilirim. <laughs> Tımar, tımarhane vlogu. Güzel içerik ee... o. Canlı yayında elektrik yiyoruz arkadaşlar. <laughs> sonu kötü bitti. Parazit'e sonu kötü bitti. <laughs> Doktor bey, izleyicilerime <laughs> merhaba demek ister misiniz? <laughs> bir taraftan seni kesip biçiyorlar. E, elektrik falan verirken bir tarafta konuşuyorlar işte. Şey yapıyorlar. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun abi falan. Chatte konuşuyorlar falan. İşte ben bir yandan mesela şu an 7 tane ilaç kullanıyorum. Saymayayım tek tek ismini şimdi. Ee, hani ata versen at yalpalayarak yürür ama çaresi var. Ee, çare ediyor mu? Tesir ediyor mu? Bilmiyorum. Ya da ediyorsa da çok kötü olacağıma daha az kötü olmamı sağlıyordur ilaçlar. Bu bipolar dediğin olay e, yani fiziksel bir şey mi? Beyinden kaynaklanan fiziksel bir şey mi? Yoksa hani bir travmadan sonra mı oldu? Hayır e, Travmadan sonra olabiliyor mu bilmiyorum ama e, kendiliğinden şöyle diyeyim yüzde %85 genetik. Ben dededen aldım mesela. Ee, ama %15 ihtimalle sende de çıkabiliyor. Ama o çıkma sebebi travma olmak zorunda değil. Ya yani Travma sonunda çok başka hastalıklar çıkabilir, peydah olabilir ama bipolar travma ile oluşabilecek bir hastalık değil. Çok cins bir hastalık. Abi stabil değilsin yani. Anında anında uymuyor işte bir böylesin, bir böylesin, bir böylesin, bir böylesin. Benim malum yayında mesela tamam şeyin de etkisi vardı, alkolün de etkisi vardı ama ben atak geçirdim orada. Ben e, birçok kez depresif atak geçiriyordum. Tetikleyici geçirdim. şeyler oluyor mu? Mesela hani aşırı sinirlendi bir şey olduğu zaman böyle e, atak geçirdi Oluyor mu? Yoksa ee, tamamen random mu? İkisi de. İkisi de. Random bir şekilde de e, aktive olabiliyor bu. Fakat o zamanlar biliyorsun geçen sene çok e, politize olmuştuk. Kılıçdaroğlu aday olmasın diye. Hani biz e, Twitter'da e, elimizden geleni yaptık yani ne, ne sıradan vatandaşlar olarak daha ne yapalım yani Mecli, Baba Ali baskını mı yapalım Kılıçdaroğlu <laughs> aday olmasın diye elimizden geleni yaptık ve ben bu meseleyi gerçekten çok kafaya takıyordum. Bunun üstüne ben depresif döneme girmeye başladım üstüne bir de aynı zamanda testis kanseri oldum ben tamam mı? <laughs> bu kadar şey ucucu eklenince ben... testis i̇şte kanseri i̇şte geçen sene, 2023 yaz yok 2022 yaz mıydı lan? 2020 2022 yaz bir buçuk sene. ne çabuk geçiyor zaman 2022 yaz e, kemoterapi oldum falan hani bu kadar çok şey birleşince bu da mesela yıktı beni bu da beni atağa götürdü anladın mı hı hı. yani evet bipolar adam e, durduk yerde de atak geçirebilir bunun garantisi yok e, durduk yerde depresyona girebilir ama dış etkenler önemli hani bir bipoların çok rutin bir hayatı olması lazım biliyor musun ki bu Türkiye'de <laughs> maddi ve manevi sebeplerden mümkün değil. Biraz yani ben de olabildiğince rutin bir hayatım olsun diye uğraştım, kurdum. Ee, her şeyimi evden halledebileceğim bir hayatım var. Çok şükür paramı evden kazanıyorum, makalemi evden yazıyorum, tezimi evden yazıyorum. Ee, sosyalleşme ihtiyacımı evden gideriyorum yayınlarla falan hani evden olabildiğince musun? Evden fazla çok, abi. çok çok nadir çok çok nadir bugün mesaj çıktın yok. mı abi bugün yok yani yani bu ay çıktım mı falan gibi sorman lazım bana o kadar ha. evciyim ya yani. şey... ayda e, ayda bir iki falan çıkıyorum normalde gelir olarak e, gelir ne abi YouTube haricinde? veya YouTube'dan var mı bilmiyorum da e, YouTube var bir işte e, ondan önce YouTube yılları da bir buçuk sene önce keşfettim. Ben ondan önce freelance işler yapıyordum. Çeviri işi yapıyordum falan filan. Senaryo yazarlığına merak salmıştım. O tutmadı. Olmadı. Çeviri işi alıyordum freelance. Bitmiş var mı? Metin yazarlığı yapıyordum. Bitmiş dizi senaryom var. Bir de drama. Bir de işte komedi senaryosu yazıyoruz biz. Yetişkin South Park'ı yapmak istiyoruz Emre Hablak'la. Tanıyor musun Emre Hablak'ı? Çok severim de. Benim yaşımda falan olabiliyor Şimdi hı hı. ben hatta hı hı. ben e, oraya, biz ben de karikatür geçmişim var benim. Misal e, geçmişim var. Karikatüristim vardı benim. Ben yazardım. E, o sırada Kemik vardı. Ondan evet. sonra Kemik'te e, amatörler çıkardı. Emrah ki yanlış hatırlamıyorsam orada Umut Sarıkayalar falan da onlar hep benim yaşımdaydı. Umut Sarıkaya Kemik'te parladı evet. Onlar oradan yürüdü. Ben bu şekilde yürüdüm. Normal evet. yani, film üzerinden yürüdüm biraz. Ama gerçekten Emrah Ablak Umut Sarıkaya ikisi zaten çok iyidir. O yeni Hı. dönemin, o dönemin, o kuşağın çok iyilerindendir zaten. Ee, bir gülmeyin bizim... de tanıştırırsın abi. Severim yani kendisini. Çok iyi olur, çok iyi olur. Hep beraber buluşuruz. Tanıyor, o, takip ediyor zaten e, bizi. Genelde Lemancı ta tayfası olucu olur ama Emrah Ablak açık her tarafa böyle. Hı. E, biz de işte ne yapalım, ne edelim dedik. Ben bayağı bir 7-8 bölüm yazdım e, çizgi dizi. Hani böyle salt Park gibi 20 dakika, 10 18 dakika o kadar. E, Oğuzhan Uğur'a gittik işte. E, anlaştık, prensipte anlaştık ama sponsor bulamıyoruz. E, neden? Çünkü çok ofansif. Bu iş ofansif olmazsa olmaz abi. Yani sıradan bir iş olsun istemiyorum. Ofansif olsun ve seyreden adam desin ki He, hele şükür birisi bunu dedi. Şey, yazan. Yani bak yazan sen ve Ebrah abla, Emrah abla ikiniz mi? Doğru mu? Yok. Tek ben yazıyorum abi. Hı -hı. Emrah abi çizer. Hakan Karataş'la beraber. Onu tamam. da tanırsın. Yok. Ak yok. E Mongol'ları çiziyordu. Yok. Senaryosu bir türündü. Yom galiba. Her neyse Hı -hı. Ekibimiz tamam bizim. Animasyoncumuz var. Ses var ama bütçe lazım. Şimdi şöyle bu adamlar çizmekten kazanıyorlar hayatlarını. Evet evli çocuklular. Yani bu işin maddi bir şeyi olmalı. Ee, hani o yüzden bir sponsor bulmadan e, masa başına geçem geçemiyoruz. Olsa süper olacak. Yani şu an hayatta en çok istediğim şeylerden biri galiba. Çünkü biraz e, ben felsefe doktoramı 2 ay önce bitirdim ve çok yoruldum biraz felsefe çalışmaktan artık. Biraz hani şu kanalda da e, bir şeyler yapayım istiyorum. Yani ben biraz böyle tek bir alanla Yetinecek bir tip değilim biraz o da olsun bu da olsun isterim. Sonra her bokolog diyorlar bize ama e, ne yapalım baba Allah Allah bana tek bir alan yetmiyor yani. Ömrüm boyunca bir tane çekişle şuraya vurayım bana uygun değil. Benim için de aynısı ya. Benim için evet, de öyle aynı. Evet. evet evet yani bir sponsor bulabilsek of, çok iyi olacak. Ama sorun şu spoiler vereceğim. Bu örneği daha önce de vermiştim kullanabilirim. Şöyle bir işe nasıl sponsor bulabilirsin Nefes? Sen akıl ver bize. Hı hı. Ee, bu animasyon bu burada, çizgi film ama şöyle bir şey var. Bir uzaylı dünyayı ziyaret ediyor ve CHP mitingine denk geliyor. Ee, CHP mitinginde bir adam e, soruyorum Demirtaş neden içeride diye bağırıyor ve hey diye herkes alkışlıyor. Uzaylı gözlerini çatıyor ve diyor ki insan ırkı yok edilmeli. İnsan ırkı yok edilmeli. Ve mitingdeki herkesi sikerek öldürüyor. Şimdi buna sponsoru biraz zor bulursun. Yani bu sadece bir bölümdeki hı hı. bir sahne. Hani genel olarak bu ofansiflik değil. Peki şey düşünmedin mi? Animasyon değil de çizgi öykü gibi. O, onun çünkü yapması daha kolay olur. Biraz da çizgi öykü gibi sanki bu. Ya, şey, evet çizgi roman yapıyoruz ama ya, çağ görsellik çağı biliyorsun hani hı hı. akan bir şey olsa daha iyi olur yani. Çünkü bunu yapacak ekibimiz var çok iyi animasyoncularımız var. Öner Biberkökü diye bir çocuk var Cem Yılmaz'ın adamı hani e, bir numara bu işte animasyon işlerinde falan. Emrah abi çok iyi bir kadro kurdu bize. Tek ihtiyacımız işte sponsor. Bize bir sakal atacak sponsor olsa bu iş yürür. Yürür. Ben mesela şeyi düşünüyorum. Kendim mesela ben de senaryo yazıyorum. Film senaryosu. Ee, bu şey gibi. Kickstarter türü şeyler var Türkiye'de de. Şu an hangileri aktif bilmiyorum da. Bir ara Indiegogo aktifti Türkiye'de. Onlardan bir tanesini çıkartmayı düşünüyorum. Ee, belki o şekilde olabilir. Sen de onu o düşünebilirsin. Hocam. Ama şey önemli işte. Yani mesela neyle ilgili olduğunu anlatacaksın. Biz e, yapay zekadan konsept sanatı yaptım ben. Mesela e, sahnelerle ilgili, kafamda sahnelerle ilgili. Bir de bizde proof of, animasyonda da var gerçi. Proof of concept yani konsept kanıtı diye bir şey var. O da pilot çekiyorsun. Yani sizde evet. mesela siz dizi olacağınız için pilot gibi bir şey çekeceksiniz. Kısa. Bizde ise bir sahne mesela. Bir sahne çekeceğiz ama mesela çok aşırı para istemeyen bir sahne ama öyle bir sahne olacak ki... Ee, seyreden adam o diyecek tamam. Buna para verelim. Şarap ben tek mai mai diyecek. Mesela benim de çok ofansif şu an. Benim yaptığım evet. şey de çok ofansif. Dark yani bize, bayağı. İzle şey dedi. Sağ olsun çok beğendiği işi. Ve dedi ki abi siz 5 bölüm yapın. 5 bölümden kolaj bir jenerik yapalım. Hmm. Ben onu Babalı TV'de göstereyim. Sonra işte her hafta bir bölüm ya da iki haftada bir bölüm yani nasıl olacaksa koyalım. Dediği şey buydu. Pilot bölüm istemedi bizden. Beş bölüm birden istemesi daha tabii yorucu ama bunun bu esnada finanse edilirsek yaparlar, çizerler, oturur çizer. Ya dürüst olayım şöyle de bir şey var. Ben bazı bölümleri iki günde yazdım mesela. Tamam. mı? Hı hı. <laughs> i̇lham hani o tasavvufcuların ilhamı değil ama normal bildiğimiz ilham. Açık olunca, devreler açık olunca yazıyorsun. Ama 15 saniyelik bir sahne aslında çizer ve animasyoncu için günlük emek yani. Evet yani. bir günlük emek bir günlük emek hani o yüzden para meselesinde çok hak veriyorum bizim Emre abilere yani adamlar evli çocuklu la işleri bu ne yapsınlar yani hani ben kaldırırım ben manevi taz, e, tatmini için bile yaparım bu işi ama onlarda o şey yok maalesef bu ben hayat geçinen adamlar. Ben işte önce şey yapabiliyorum. Ee, yayın açıyorum haftada bir. O yayınları ondan sonra cansız yayın yapıyoruz. Oradan bir şeye geliyor. Oradan gelenlerle <laughs> senaryo çok uzun sürüyor ya. Ben şimdi hani kendimi çok kassam günde 3 sayfa falan yazabiliyorum. Çok zor. Hikaye de belli evet. ha. Hikaye belli olmasına rağmen. Hikaye yazılı yani. Yazılı hikaye senaryo formatı ama hayatımda ilk defa senaryo formatında yazıyorum. Biliyorum nasıl yapılacağını da ilk defa uzun metaj senaryo formatında yazıyorum. O da şeyden dolayı, ben kendi ihtiyacım yok aslında, senaryo formatında olunca diğer herkes de anlayacak ya yapımcıya götüreceksin, şeye götüreceksin. Evet. Mesela ilk filmde ihtiyacım yoktu, her şey bendim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> da, kendi formatımı daha iyi anlıyordum. O güzel. Şey, şey düşünebilirsiniz, e, bölüm bölüm düşünseniz abi, gene sponsor ya da indiegogo ya da kickstarter ama bir bölüm, bir bölüm, o da olabilir. Ya da Patreon, Patreon da olabilir, Patreon tanıtımı yaparız. Yani Patreon'la şunla bunla bence olmaz. Şöyle olur. İlk bir iki bölüme evet sevenlerimiz sağ olsunlar bağış yaparlar ama abi 10 bölüm boyunca da bağış yapmazlar. Ben de gayet anlarım yani. Hani bize çok şey net bir marka lazım. Yani bira markası da olur, kondom markası da olur. Zaten olursa onlar olur ya da Bitcoin falan filan hani o illegal bahis var. <laughs> Ya bilmiyorum. O ya nasıl illegal. alıyorlar ben de bilmiyorum ya. Illegal birçok birçok legal yer illegal bahis e, sitesi alıyor. Çok evet. ilginç. Evet. Yani e, bahis reklamı illegal mi legal mi? Mesela başımız yerde girer mi? Ta şey var ya. Bazı illegal siteler var. Onların reklamlarını Hı. alıyorlar mesela. Yani Hı. normalde olmaması lazım ama alıyorlar. Bir şey de olmuyor herhalde bilmiyorum yani. Yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Anladım. Anladım. Yani bizim bir şeye e, Coca-Cola ya da Calgon, Colgate sponsor olmaz. Yok. Biraz daha böyle risk alan, biraz daha Bonus falan. <laughs> o kadar düşmeyiz yok o şey olur. Niye canım? Yani. Pornhub falan büyük bir sektör yani. Pornhub vermez Pornhap gerçi de. Sektör büyük ama e, işin imajını çok sedeler. Hmm. Başlayacak adam bu yüzden başlamayabilir mesela hani. Tamam, tamam biz ofansifiz ama yine de racon biliyoruz yani hani bazı konulara girmiyoruz anladın mı? Hı hı. Mesela hani Atatürk konusuna girmeyiz hani ha babam olsak gençliğe hitabı ezberebiliriz hani bazı konuları deşmeyiz ama bazı konularda çok şeyiz ee, özellikle şey istiyorum ben ya Nevşin diye bir yan karakterim var mesela arada bir çıkacak böyle hani. <laughs> her konuda olabilecek en saçma şeyleri söyleyecek falan böyle. İnsanlar onun dediğinin tersini yapacak falan. Hani böyle ünlülere çatma da var. ideolojilere çatma da var. Güzel, güzel. Karakterler biraz anti kahraman. Karakterler de kendilerine çakıyorlar. Kendileri de tutarsız yaşıyor çünkü. Hani bunu da biraz kendimden esinlendim. Belli ben kendimden... bir şey, karakter var değil mi? Yani bütün dizilerde bir tane şey var ana karakter var, her dizide gözüken tabii, yani. Üç, biz Hepsi üç birbirinden bağımsız değil yani. Biz üç tane ev arkadaşı düşündük. Ee, bunların üçü bir. Ee, Üçünün de farklı özellikleri var tabi ama hani bir de şey olacak. Her bölüm e, yeniden başlamış gibi olacak. Atıyorum South Park'ta şey Kenny ölünce hı hı. Hı hı şey olmuyor ya bunda da öyle yani bir bölümde başları çok fena belaya düşecek kapalı kalacaklar bir yerde ama iyi. öbür bölüm hiçbir şey olmamış gibi devam edecek <gülüyor> <gülüyor> anladım yani karakterler aynı şeyler hikayeler farklı gibi evet evet, evet. anladım bizim şey e, geliyor mu Moğol Moğol mu ben ona söyledim e, uğrarım dedi şimdi hmm. ona bakıyordum ben de bir de bizim Hawking'e de, Hawking e de söyleyeyim. Yayın var diye. Bana da dedi. Efe sen, tecrübeli bir e, abimiz olarak e, benim ne dersin? Benim bu Mart'ta duruşmam var Tayyip'e hakaretten. Hı -hı. Ama hakaret cümlem çok net. Yani kıvırılamaz. <laughs> e, bunun yatarı yoktur herhalde değil mi? Yok. Yani... Yok. Yok. Ama yurt dışına çıkamayacaksın. Üzüldün mü abi? Yok. <laughs> Ben Fatih'ten dışarı çıkamıyorum. <laughs> ya yani şöyle, ben en kötü ihtimali söylüyorum zaten sana. Aha. En kötü ihtimalde. Aha. Peki şey falan muhabbeti yok mu? Sonuçta senin bir bipoların falan var. Hani o da bir asıl evet, sebep onları, olması lazım yani. Onları söyleyeceğiz. Biz zaten beraat bekliyoruz da en Hı -hı. kötü senaryoda Hı -hı. neyse bir hazırlayalım diye kendimizi sorduk. Hayırlısı ya. Benim şu an aktif yok ama bana şu an açabilirler Açacağız açacağız diyenler var ama o e, şeyden öteye gitmez yani. E, ne derler? İfadeden öteye gideceğini sanmıyorum. İfadeye çağrılır maks yani. Belki akılları varsa onu bile yapmazlar. Çünkü mesela şey diyorum şeyden tetiklenmişler. Atatürk Sabiha Gökçen'i arardı diye. Atatürk Sabiha Gökçen'i arardığından hiçbir suç isnadı çıkartamazlar yani. <laughs> en basitinden yani. Sonra şeriatçılardan bahsediyorum. Hiç bunlara isim vermiyorum vesaire vesaire. Bu şey yapacaklarmış. Buradan hapse tutuklatacaklarmış falan. Beklersin. O malum adamla tweetleşmenizin bir kısmını okudum ben. Hı -hı. O seni tehditle suçlayacakmış, dava çekmiş Ama ilk tweet şey değil mi? Sen İzmir'de karşıma çıkarsın. Evet. E, bu, bu tehdit değil de ne tehdit? Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani abi. Ya işte aynı yere geliyoruz. Hmm. Şu Mansur ya da İmamoğlu'ndan biri bir masaya elini yumursaydı. Şu AKP bir dönem düşseydi iktidardan bunlar bu kadar gaza gelemeyecekti. Bir hani biraz duracaklardı anladın mı? Bu kadar şımaramayacaklardı yani. İkisi de korkak. İkisi de korkak. Meral de korkak. Meral de çok geç ötmeye başladı. Bir sene boyunca hiç ses çıkarmadı. Vallahi Hadi Meral yine biraz çabaladı da Mansur'la İmamoğlu'na ne desem az yani ne küfürler etsem az da, Zamanda Zaman zamanda ben de çok kızmıştım. Sonra arkadaşlar dedi kim bir kapalı kapılarda neler 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 dönüyor ki biz. Evet, anca evet. De, denizin tepesine aşağı bakıp bir şeyler görebiliyoruz. Kim bilir o denizin dibinde neler neler oluyor yani. Ya, ee, evet, yani abi. yani şeyi gördük biz kılıçlar ısrarla kaybedebilmek için kendini aday yaptı. Kaybedebilmek için yani. Israrla, evet. ısrarla kavga, dövüş. Neden yani? Hani bilemeyeceğiz, büyük ihtimalle bilemeyeceğiz sebebini. Adamın kafasına silah mı doğrulttular, tehdit mi ettiler? Günah keçisi yapmak için ya da kendi hırsı mı? Kafayı yedik yani. Ben de o sırada kafayı ben, yemiştim. En büyük ihtimali bu adamın ajan olmasına ve görevini başarıyla tamamladığına e, yoruyorum. Bence en yüksek ihtimal o. Bildiğin ajan abi. Yani ilk başlarda iyi niyetli ama işte olmuyor falan deniliyordu ya böyle. Yani iyi niyeti bırakın Allah aşkına. Ben Mansur Yavaş'tan umutluydum açıkçası. Evet hani ya. Ne Üzdü. Abi ülkücüsün sen. Ülkücü dediğin nedir? Deli dumruldur. Fevri hareket eder. Koy adaylığını. Yap ülkücülüğünü. Şimdi mi aklı Selim ol olacağını tuttu? Neyse işte sikilmiş götün davası olmaz. Gerçi benim olacak ama. <laughs> Ne oluyor abi. lan burada? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor burada? <laughs> abi Kılıçdaroğlu'na sövüldüğünü duydum ve koşarak geldim. Evet evet. Ee, riskli bir e, söylem olunca Burhi Samın oluyor. Evet anladım. abi. <laughs> o şey ya bizim dış sesimiz abi. Bizim dış sesimiz. Nasıl abi keyifler? İyi abi. Vallahi... Biz, biz de tam din tartışması yapıyorduk. Diyordum karşıki dağlar gibi Ben siz falan. Dur bakayım sizin ses de, dengeniz biraz garip ya. Birinizin çok din. yüksek. Birinizin çok yüksek, birinizin çok onu nasıl yapacağım ki? Efe bu arada senle dine girebiliriz. Bu şu an değil de bir Hı -hı. videoda hani VS şeklinde olmaz ama. Hı -hı. Var, argüman bana mantıklı geliyor. Sen de hiçbir bir şey uyandırmıyor moruk tarzında. Birbirimize yaklaşarak efendi uslu tartışabiliriz yani. Olabilir. Ee, her şeyden önce şöyle bir şey var. Ee, bir ara hatta şeyi, onu çok böyle drama yaratmaya çalışmışlardı aramızda biliyorsun. Ee, senin bir sözün var. Benim sanki onu dalga geçiyor gibi şey yaptılar. Sen e, Var mı yok mu hatta sen söyle şimdi de insanlar şey yapsınlar, inansınlar. Ee, ben dinden çıksaydım yaşamak istemezdim. Türü bir sözüm yok muydu abi? E, var, var. vardı fakat, yani. Ben fakan, işte ben e, seni tanımadığım için o zaman dedim ki yani ben dinden çıkarsam yaşamak istemiyorum diyen bir adamla din tartışamam ben. Evet. Fakat bu 20-30 yaş aramdaki daha karanlık dönemim için geçerliydi bir. Hı hı. Şu an olsa yine devam ederim bir şekilde. İkincisi ise de. E, bu benim dine inanma gerekçem değil. Burada sebeple sonucu değişti. Bu herif intihar etmemek için inanıyor ya getiriyorlar ya. Zaten Hı -hı. öyle bir inanç olmaz ki abi. Hani kendini Öfke mi kandıracaksın yani. yani? Benim öfkem ona. Evet sürdürülebilir bir inanç olmaz abi bu zaten. Ve ayrıca şöyle mikrofonu bir biraz kısabilir misin? Senin mikrofon Burhiye diyorum. Burhi mikrofonu. Abi kısabilir. mikrofonumu nasıl kısabilirim Altta bilmiyorum. Altta yok mu? Altta hyper. Dur bakayım hemen. Tamam, tamam abi. Neyse. Abi, şunu diyeyim. İntihar etmemek için kendini kandırdı kendini kandıran ve bir din’e inanan insanın seçebileceği en kötü din İslam’dır çünkü cehennem var lan manyak mısın ateizmde sonsuza kadar yok oluş var o oh, huzurlu bir içlik hali <laughs> hani ucunda cehennem olan bir din seni rahatlatmıyor moruk Hatta anksiyete sebebi yani <laughs> ben hep tam tersini düşünüyorum biliyor musun Tamam Şeyden de demiştin tam, o yayında tamam. yok oluş sana daha korkunç geldiğini evet. söylemiştin. Oğlum sen Aynen daha yani. daha açtın sesi. Allah hiç hiç dokunmadım abi. Uzaklaştır mikrofonu. Uzağa Dur, koy. Şu an iyi mi? Değil. Dur bakacağım. Ya bende headset'in mikrofonu var. Şey yok. HyperX'imiz yok reis. He, headset tizen. O zaman havlu sar abi üstüne. Sorun çözüldü. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Burhi kim? Cemre abinin moderatörlerinden biri mi demişler? Evet aynen. Burhi evet. El Elif Eylül moruk. <laughs> Şeyin ha, falan var mı e abi? Ece'den kısabilirsin abi istersen. Üzerime sağ klik yapıp. Bir saniye bakayım. Discord'dan mı? Ha, aynen. Sağ genç... klik yapınca. Gençler DC diyor. ediyor. Ha gördüm. Kulunacı, Kulunacı ses, ses <laughs> Vay. Kulunacı abi. Gençler yaman. Adamlar yapmış. Bir program. Bana böyle, bana böyle yapmayı gösteremedin. Ne güzel bak Efes oldu, Cemre sağda böyle şekilli şukullu, arkada gökyüzü falan atmosfer. <laughs> Oğlum, bizim yayından sonra oturduk o Bizi gösterdim ya sana. Evet <laughs> de e, yapamadık ama sonunda <laughs> Gelir oradan gösteririm. Ben anlamam. Ben de böylesinden istiyorum bak böyle arkada atmosfer falan Ay. bir şeyler. Öyle. Yaparız abi, hepsini yaparız, sıkıntı yok. Kemre de teknolojiye adım atıyor. Ben çünkü ilk yayıncılığa başladığımda Boruk laptopun kamerasıyla konuşuyordum ve laptopun mikrofonuyla konuşuyordum. Şey Anladım, mi Justin çok... TV falan mı? Vardı ya Justin yo, TV, yo, Blog yo, TV. Yani, YouTube'dan hey. YouTube'dan. Bilgisayarın mikrofonuyla konuşuyordum falan. İşte sonradan birazcık öğrendik, mikrofon aldım falan filan. Biraz şu kaliteye vardım en azından. Çok süper bir kalite olmasa da. Chatten biri şey diyor, Burhi ulur musun? <gülüyor> <gülüyor> Sebepsiz uluyamıyorum. Biraz depreştirirsiniz birazdan fazla Türklükten ulurum. Ya çok sürekli birisi, abi. birisi Burhi çok kısınıyor öbürü Cemri çok kısınıyor Şu an ben aslında eşit duyuyorum sizi. Dur, ya vallahi eşit duyuyorum ya. Ben kendi sesimi açayım mı? Duyamıyorum ya. Yani. Olur olur aç aç. Nasıl açacağım ki? Bilmem. Hepsini köklü abi demişler. Şuradan senin ses... Ben, ben açayım buradan. Tamam. He, sen aç. Tamam. Evet en son şeyi soruyordum ee, Burhi. Tam sen geldiğinde. Karşıki dağları kim yarattı diyordum. Yok lan. <laughs> Pardon. Afrika'daki çocuklar niye ölüyor diyordum. <laughs> Afrika'daki çocuklar niye ölüyor sorusu e, açıkçası genç Müslümanlar tarafından bilhassa ciddiye alınmıyor, dalga geçiliyor. Ama bence çok önemli bir soru. Fakat şöyle de bir şey var, e, Müslümanlığa göre Allah da bize soracak Afrika'daki çocuklar niye öldü diye. Yani bir ayet var diyor ki zekat verin deniliyor işte müşriklere Mekke'deki onlar da diyor ki Allah'ın istese doyuracağı kimseleri biz niye doyuralım diyor. Şimdi İbne'deki kaderciliğe bak tamam Hani e, bu tür meselelerde aslında bizim de üstümüze düşen çok şey var. Ama tabii benim de mesela kötülük probleminde açıklayamadığım tek bir husus var. Bunu yayınlarımda da sık sık söylerim. Şeytanın avukatlığını yaparak. Gereksiz acı. Gereksiz kötülük. Yani çocukların ve hayvanların acı çekmesi. Evet. Bu konuda hani Bence olabilecek en makul pozisyon bir teist açısından susmak. Yani Tanrı'nın gerekçelerini bilmiyoruz. Ha şu kötülükler var evet gereksiz gibi gözüküyor ama başka bir hikmeti vardır belki gibi bir pozisyonu savunmaktan başka çaresi yok aslında teistlerin. Yani gerek, ben yetişkinlerin acı çekmesini çok normal karşılıyorum imtihan sisteminde. Ama imtihan sisteminde 5 yaşındayken kaçırılıp bir sene boyunca işkence ve tecavüz görüp öldürülen bir çocuğun durumunu açıklayamaz. Bu çocuk neyin imtihanını çekti? Ben, yani hı hı. bu gereksiz evet. kötülük e, kısmı, kötülük probleminin en can alıcı, en zorlayıcı kısmı. Diğer kısımları delici delilci kötülük argümanı, mantıksal kötülük argümanı aşılabilir. Ama bu benim de cevapsız kaldığım bir konu yani. İman ediyorum. Teslimiyetçiyim. Evet valla. Ben gençken tabii bu kadar derinlemesini düşünmüyordum ama Müslümanım derken o olay beni o kadar çok şey yapmıyordu. Hani imtihan diyorduk geçiyorduk aslında da. Aslında birçok şey mesela çocukların zulüm görmesinden ziyade düşündüğün zaman ölmesi de biraz garip geliyor. Çünkü öldükleri zaman direkt cennete gidiyorlarsa çocuklar öldüğü zaman direkt cennete gidiyorlarsa onu o zaman bilmiyorum. imtihan olmadan gitmiş gibi oluyorlar. Gibi gibi. Evet. Yani Mesela evet. o, onu düşünür, mesela onu düşünürdüm mesela. O o onda demin zaten. Geleneksel cevap odur ama Hı -hı. E, yok da oluyor olabilirler. Hı -hı. Ya da ufak bir bedel karşılığı Allah onları cennete de göndermiş olabilir. Allah bu inayetinde. Çünkü mesela bazı insanları da helak ediyor değil mi? Sınav devam ederken sınav kağıtlarını alıp yırtıyor yani. Bunun bir benzeri çocuklara da yapılmış olabilir ama bebeklerin ve çocukların cennete gideceği Hı -hı kesin bir bilgi değil. Kur'an'dan kesin olarak çıkmıyor. Biraz bizim wishful thinking'imiz o. yani Kur'an, sadece Kur'an diyorsan zaten Kur'an'da şöyle bir şey de e, var diyorum ben ama sen ne diyorsun? E, zaten mesela bizde İslam'da genel inanış yani insanlar öldükten sonra ruhları çıkıp cennete gidecek şeklinde düşünüyor insanlar da. Kur'an'a baktığın zaman fiziksel olarak geri dirilecekler gibi evet, gösteriyor. Bravo, bravo. Kur'an'a göre insanın ruhu yok. Bu yani aslında fizikalizm kurana ters olmak zorunda değil biliyor musun? Ee, he, ama ama başka öte alemlerin olduğunu da kabul etmek zorunda gibi. Hani e, şöyle oluyor benim Kur'an'dan kurallarından e, ölüyorsun ya öldükten sonra hiçliğe karışıyorsun bir anda Tıpkı doğmadan önceki gibi. Fakat sonra hiçliktesin ya bilincin yok ya hiçliği hissedemiyorsun zaman algın yok. Bir anda ahirette yeniden fiziksel olarak diriltiliyorsun. Ruhlar alemi falan diye bir şey yok. Cennette cehennemde ruhlar alemi yok. Cennette adamlar elma yiyor. Hurilerle birlikte oluyor. Efendim mücevher takıyor. Cehennemde adam daha çok acı çeksin diye derisi değiştiriliyor. Bedenli hayat var. Cennette de cehennemde de öyle. Evet. insan ya ruh diye bir şey insanda yok. Ruh Kur'an'da Vahiy, vahiy meleği, bilinç bu anlamlarda kullanılıyor. Cebrail'den ruh diye bahsedilir bazen. Bazen ruhül kudüs. Ruh daha çok bilinç anlamında evet. kullanılıyor. Kur'an insanı nef nefs olarak tanımlıyor. Ruh değil, nefs. Bilinç diğer, ve fizyolojik bedenin. Diğer Müslüman toplumlarda da benzer şey var mı? Yani bizdeki gibi. Hani acaba, yani şundan aklıma geldi. Acaba bizde böyle çok ruhlar alemi gibi tasvir edilmesinin nedeni e, eski inancımızdan mı kaynaklanıyor? Orada işte tinler falan bulunuyor çünkü olabilir. Şu var e, Müslümanlar bilhassa Peygamber'in ölümünden sonra dinlerini Hristiyanlardan Yahudilerden öğrenmeye başlıyorlar. Yani çünkü bir mantıkları şu onlar da ehli kitap onlara da açıklanmış bazı şeyler e, oradaki şeyler bize de geçiyor. Halbuki yani Kuranda insanın ruha sahip olduğu geçmez. İnsanlardan ey ruhlar falan diye de hiç bahsedilmez. Der ki Allah Adem'e kendi ruhundan üfledi. Allah'ta olan bir şey bak o özellik. O vahiy o bilinç Allah'ta olan özellik. Yani eğer insanda bir ruh varsa bile de bu bilinçtir. Öyle hayaletimsi bedenden ayrı dolaşan falan bir şey değil. Birçok insan inanıyor ruh... hala biliyor musun? Çünkü tartışıyorlar yani videolarda yani, falan gördüğün zaman. Yani çok basit aslında. Ruh ölümsüzse ahirette ne diriliyor amına koyayım? Hani <laughs> zaten ölümsüzmüş bu. Dirilmedi ki. Kur'an'da şeyin de örneği var ya işte yaprak bitkiler nasıl hani çürüyor veya işte kuruyor ondan sonra mevsim değişince tekrardan diriliyorlarsa evet. insanlar da aynı şekilde dirilecekler. Öyle deyince benim bir dakika ya falan dedim sonra cidden onu fark ettim yani. Belki hey, işte. ruhumdan üfledim şeyini Hı -hı. nasıl yorumluyorsun Cemre? Orada orada bence bilincin üflenmesi e, belki bir üst zekanın üflenmesi söz konusudur. Ya şimdi şöyle. <laughs> Bu arada bir iki şey peki, daha var. Ruh... Ha, pardon, sen devam ediyordun. Kurandaki şey ifadesini hatırlıyorsunuz değil mi? Allah Adem'e kelimeleri öğretti ve öyle kelimeler ki melekler bile bilmiyor, şaşkına dönüyorlar. Şimdi Kur'an'da evrim ile tek bir gerilim var. Evrimsel hikayeye göre Kur'an'da gayet Allah'ın yöntemi bu olabilir. İnsanı oluşturmak için ama Adem ilk insan değil, ilk peygamber olarak seçiliyor. Biz Adem'i seçtik diye bir ifade var. Şimdi şey garip. Adem'i insan diye seçtin. Dinden, İslam'dan sorumlu tuttun. E Adem'in babası... Adem'den çok farklı değildi ki bilişsel yeti olarak. Evrim, evrime göre evrime göre öyle. Evet evrime göre öyle. İslam'a hani göre farklı farklı kavimler gibi sanki. Değil mi? İslam'a göre biraz ha, öyle. Ha. İşte ben Allah Adem'e üfledi, ruhundan üflediği bir sıçrama yapıldığıya yoruyorum. Yani e, evrimde evet hiçbir sıçramaya yer olmaksızın parça parça gidiyorsun böyle değil mi? Evet. Ama işte ilk bilinçli, dinden sorumlu insan topluluğunun oluşması için de böyle bir müdahale yapılmış olabilir. Bunlar benim de yüzde yüz emin olduğum konular değiller. Sadece sesli düşünüyorum ama merak ettiğim şey şu. Adem peygamber sayılırken ve cennete ve cehenneme gitmekle e, tehdit edilirken babası niçin insan yerine sayılmadı? Babası niçin yokluğa karıştı? Annesi. Yani sana göre o zaman Adem'in babası ve annesi var. Var. Çünkü birçok birçok bir kişi direkt yani mesela birçok Müslüman'a sor, direkt Adem Allah tarafından yaratıldı der. Tabi ee, Tevrat'ta da sanki öyleydi ya. Tevrat'ta nasıl? Tevrat'ta da öyle gibi hatırlıyorum. Tevrat'ta çok daha net e, gayet sanki ilk insanlarmış gibi anlatılıyor Benim de hatırladığım kadarıyla. Ama Kur'an'da çok acayip ifadeler var. Biz Adem'i seçtik demesi mesela çok tuhaf. Bir de Sizden önceki gayet... kavimler falan diyor ya. İnin e, in oradan kiminiz kiminize düşman. Çok özür diliyorum. <laughs> Biri demiş ki C.H.N. gördü diyordu. Müslümanlar evrim kabul ediyordu. Son yüzyılda evrim karşılığı çıktı diye. Bu da doğru. E, kediciler Kesinlikle. özellikle Keticiler özellikle bunun şey yaptılar çok üzerinde. Eski Biz bizim Hı. bir evrimle bir problemimiz yoktu. Lan daha kaç cahız falan bile evrim diyor yani. Tabii da Darwinci gibi böyle tesadüfi mutasyonlara dayalı bir evrim değil ama canlıların canlılarından, canlılardan türemesinde bir sakınca görmüyorlardı eski şey düşünürleri bile, İslam düşünürleri gibi. Ha bunun üzerine şeytan onların ayak, Bakara 36. Şeytan onların ayaklarını kaydırdı da onları içinde bulundukları yerden çıkardı. İçinde bulundukları yer cennet ama cennet bahçe demek bu dünyadaki bir bahçe. Biz de şöyle buyurduk. Bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak aşağıya inin. Şimdi geleneksel anlatıda ne var orada? İblis var, şeytan yani iblis, Adem var ve Adem'in eşi Havva var. Şimdi bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak aşağıya inin ayeti. Üç kişi için fazla kapsayıcı değil mi? Sanki insan toplulukları da var ve Allah insan topluluklarının da birbirine düşman olarak yeryüzüne dağılacağını söylüyor. Arapçadan Sanki, geçerken şey olmuş olabilir mi? Arapçadan geçerken anlamı biraz değişmiş olabilir mi? Birçok bir mehalde aynı. Birçok mehalde aynı. Birçok mealde aynı. Sanki orada bir topluluk varmış gibi. Orada bir topluluk varmış gibi. Devamın doksan falan demişler. Evet. Bak bir şey, e, şey dedin bu? ya. Ha, buyur abi. Şeytan iblis dedin ya. Ben ha. ona da dikkat etmiştim. E, çünkü mesela şeytan kelimesi e, İslam'dan önceki Arap mitolojisinde falan da var. Onlar şeytanı kullanıyorlar. O yüzden ama e, şey e, 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 İslam. E, e, e. İslam şeyden geldi ya bu Musevilik'ten, Musevili Hristiyanlıktan geldi ya o yüzden şeytanın aynı zamanda bu işte insanların ayağını kaydırmaya çalışan o iblis denilen kişiyle aynı kişi olmaması daha mantıklı olur diye düşünüyordum. Ondan sonra ciddi bu. Bu şekilde düşünüp baktığım zaman kitapta harbiden şeytan kelimesi farklı bir şey aslında. İblis farklı bir şey. Onu dikkat etmiştim. Sen fark ettin mi bunu? Yani evet. o hani ben sizin topluluğunuzu işte saptıracağım falan filan diye aslında iblis değil mi? Bunu diyen iblis. İblis tekil kişinin adı. Evet. Gerçekten işte Adem'le Havva'nı Havva'ya kafayı takan ben bunlardan üstünüm diyen <laughs> lavuğun adı iblis. Evet. Şeytan ise Kur'an'da kötü olan her şey için kullanılıyor. Nas suresi hani birçoğumuz ezbere bilir ilkokulda ortaokulda öğretilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım insanlardan da cinlerden de olur o diyor. Şeytan kötünün genel bir ismi aslında Kur'an'da. İblis tekil bir kişi. Şeytan iblise uyan herhangi bir kişi. İnsan da olabilir, şeytan cin de olabilir. Hı hı. Ama iblis başlı başına apayrı bir varlık artık. Nasıl bir tip olduğunu bilmiyoruz. Dine nasıl geldik bilmiyorum ama. <laughs> Allah evet. Bak, ben, sayıyorduk. Ben bir şey soracaktım ama dinle alakasız. Herkesin sesi gitti. Bak sonra ee, abi ben... Şey... E, yayın, senle muhabbet ettiğimizde uzun süredir depresyondaydım. O yüzden internete fazla giremedim dedin abi. Aha. aha. Konuşalım bununla ilgili? Konuşalım konuşalım. Şu anki halim benim. 3-4 zanaks almış halim. Akşamları zanaks içme iznim var. O sayede yayın falan yapıyorum ben. <laughs> Ya yayının başında konuştuk zaten işte. Diplerdeyim bu ara. Ben her zaman gün içinde bu kadar konuşkan falan değilim. Böyle olsam hiçbir şikayette bulunmam. Bu biraz Xanax efekt. Xanax yükseltiyor ben. mu peki? Mesela sen çok low'san seni yükseltiyor mu Xanax? Evet, evet. Kimisini uyutuyor. Çoğu kişiyi evet. uyutuyor aklını. Ama Xanax, alkol bunlar bende itici güç yapıyor. Mesela ben uzun yıllar zinaya tövbeli yaşadım. Uzun yıllar namazlarımı e, düzenli kıldım. Son zamanlarda aksatıyorum Allah affetsin. Ama alkol'e hiç tövbe edemedim. Çünkü o kadar iyi geliyor ki bazen, ha, bazen de sıçıp batırtıyor. Hani o yüzden tövbe edemedim. Sıcak Allah şarap affetsin. bu arada kendim yaptım. <laughs> bu sefer sadece <laughs> sadece şarabı ısıtarak yapmıyorum ya bir iki bir şey daha katıyorum yani. Elma Jack ya. Short. Afiyet olsun ya. Yani ya, bir de çünkü oluyor. şey şey de var. Bir hani ben bir günah yapmayacağım diye tövbe ediyorsun. Sonra yapıyorsun. Tövbe etmenin söz vermenin günahını bozuyorsun. Ben en azından alkol konusunda söz vermedim Allah'a. Affet dedim hani. <laughs> Cezamız neyse. Öyle. yani bir de şu ya. Buradaki orada genel da, adı... orada da vekaletname sunup ben çıkacağım savunmayı. <gülüyor> <gülüyor> bir an için bile içmiş olduğu düşünülecek olursa. <laughs> Ya ben Kur'an'daki genel ayetlere baktığımda bir insan ısrarla çok fazla delile rağmen Allah'ı inkar etmiyorsa ve bir de büyük kötülüklerden ama büyük kötülüklerden uzak duruyorsa bu insan güzel bir ebedi yaşama sahip oluyor. Benim Kur'an'dan anladığım cehenneme girmenin çaba istediği biliyor musun? Tabii böyle konuştum diye ben de hani mesela götüm kalkıp her gün 11'e içmemeliyim O zaman o da büyük günah girer. Kendini bitirirsin. Yani bira mı bir içiyorsun bir... daha çok iç, içki olarak, alkol olarak e, şu e, an? Evet. Aslında ben tekileciyim ama Hı. çok etkileşime giriyor ilaçlarla. Bira daha şey evet, evet. yavaş yavaş etki ediyor ya. Alkole karıştırmak çok büyük sıkıntı zaten aldığın ilaçları aslında. Abi benim hiç içmemem lazım da durmuyoruz işte. Yani dayaklığım yani dayaklığım. Her Harbi yani varsa içinde kaldıysa dövecek adam var burada ya. Yani. Ben seni sen İzmir'de olsaydın ittire ittire Aikido'ya götürürdüm abi. Zorla. Abi, şey gibi. Kendini zorlayacaksın. Çıkamam. Vallahi Kendini evden. zorlayıp çıkamam. çık desem. Çıkamaz mısın gene? Ya, şu halimle çıkamam. Sanki işe gidiyormuşsun gibi. Da farz et davaya gidiyorsun abi. Onun gibi düşün yani. Ne yapsak? Mahallene gelip bir parktan mesaj atsak. <gülüyor> <çıkmaz>. <gülüyor> Bu şöyle bir şey. Ee, dediğim gibi şu an zanaksıyım. Bu kadar enerjik konuşkan olmam sizi aldatmasın. Ee, çok depresyonda olan bir adama kalk spor yap sana iyi gelecek demek. Hı -hı. Doğru spor iyi geliyor Hı -hı. depresyona. Yani bir verem hastasına kalk iyileş demekle de aynı şey. Tamam Hı. da nasıl? Evet. Ben zaten spor yapacak şeyde olsam, enerjide olsam majör depresyonda olmam. Evet. Ama ama sporun e, alt seviye depresyonlarda, orta seviye depresyonlarda inanılmaz faydası. Ha bir de şöyle, yani. e, aslında ben spor olarak da dememiştim. Sosyalleşmek e, yani gerçekten o bakımdan da çok iyi geliyor ve e, birbirini dövdüğün zaman aynen Fight Club'da var ya, kedi geldi galiba evet, içeriye, evet. Fight Club'da var ya adam Fight Club'a girmeye başlayınca çok rahatlıyor falan, uyumaya başlıyor falan böyle. O da aynen Fight Club çünkü birbirini yere çarpıyorsun sürekli ve gel, e, eve geldiğin zaman pamuk gibi oluyorsun. Vallahi... Ama şöyle bir şey var, sigarayı da bırakman lazım. hadi. <gülüyor> <gülüyor> Erkeğiz genlerimizde var yani şiddete eğilim. Bu doğru yani bu şimdi hani böyle kadın cinayeti diye buradan öttüren feministlerin ekmeğine yağ sürmek olmasın ama e doğru erken şiddete eğilimim var. Tabii, tabii. Ama neden ama neden var? Tarih boyunca aç kaldık, git mamut yakala. Hı -hı. Ee, şu kabile bize düşman oldu, bizi koru. ne koyayım tabii ki de şiddete meyilli olacak böyle bir adam ya. Avcı toplayıcı muhabbeti işte. Evet, yani evet. erkeğin içinde avcılık var. O avcılığı bir şekilde dışarı çıkartması lazım. Çıkartmaya çalışıyor evet. yani. Evet. Yemek avcılığı, iş avcılığı, para avcılığı, eş avcılığı. Sen evli miydin? Aynen. Çocuk? Çocuk yok. Çocuk yok. Düşünüyor mu? Çok özel değilse. Yok. 40 küsür yaşındayım artık. Yani şimdiye kadar hep ma e maddiyattan dolayı olmadı. Şu anda öyle çocuksuz hayata bütün her şeyim çocuksuzluk üzerine. Bütün hayatım evet. yani çocuksuzluk üzerine. Yanlışlıkla olursa olur. Ama o kadar yani. Şu andaki kafam. Zaten 40 küsür yaşındayız. Bundan sonra zor artık. Olmasın ben de zaten. Ben de. Sonra şeye bakıp, şeye bakıp küfür tabii ediyorum tabii yani. böyle. O, hiç imkanı olmayıp beş tane çocuk yapanlara küfür ediyorum. O ayrı mesele de. <laughs> ee, şey yaptırır mıydın peki kürtaj yaptırır mıydın pro life mısın yoksa neyse. Ha, güzel soru. Ben sana bir şey diyeyim mi? Benim kardeşimin mesleği kürtaj. <laughs> ama ama ondan bağımsız olarak söylüyorum. Ondan bağımsız olarak e, kürtaj hakkını ben savunuyorum. Ama solcuların söylediği saçma işte şeyden dolayı değil. Bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun da. E işte solcular ne diyordu? Ha benim vücudum, benim kararım muhabbeti falan. E, o ben, senin vücudun değil artık. Orada bir fetüs var, var. Fetüs de olsa başka bir şey var merak koyayım yani. Ben e, yani, birkaç işin bilimsel yanını bildiğim için abi. Şimdi tabii normalde dini insanlar bin dızıdı umarım güzel bir şeydir. Bin dızıdı yollamışlar. Neyse. Ee, şimdi onun bir e, hafta şeyi var ya hafta limiti var abi evet. belli bir haftaya kadar aslında o sadece bir et yığını bilinci falan hiçbir şey olmayan bir et yığını o haftanın üzerinde eğer büyük bir sakatlığı varsa aldırılmaya izin veriliyor normalde bu yani o mesela cinin resimleri falan gösteriyorlar işte ağlayan cinin çıkartmışlar falan onlar illegal aslında illegal şeyler ama dini kesim tamamen buna karşı. Çünkü onlar da işte hani içine can giriyor veya işte yaratıldıysa o işte Allah onu yaratmak istediği için yaratılmış. Hani bizim gibi düşünmüyorlar. Biz onu bir hani et yığını gibi düşünüyoruz. Evet. O ya yüzden ben <laughs> biraz şeyim e, radikalinden bayağı hiç dokunulmaz olduğunu düşünüyorum o oluşan şeyin. Tevrimle yumurta birleştiyse ben yani Allah Sınamasın beni bununla. Yaptıramam herhalde. Ama sadece şey sorayım mı? Buna bilim yönünden dolayı. Bilimsel tarafından dolayı değil. Evet, şey. şey vardı. Ee, şimdi kürtajın yasaklanmaması gerektiğini düşünenler tarafından sunulan bir argüman vardı. Ee, şeyi koyuyorlar. Bir tane 9 aylık doğmuş bir bebeği e, koyuyorlar bir tarafa. E, diğer tarafta da işte birkaç aylık yani üç aylık vesaire olsun. O yani, organları oluş başlıyor. Işte, altı tane mesela şeyi koyuyorlar. Artık embriyo mu denir, cenin mi denir şeyini bilmiyorum tıbbi sınıflandırmasını. Anne karnındaki işte bebeği koyuyorlar. Bunlardan birinin ölmesi yani bir taraf ölecek. Hangisini kurtarırsın diye. Yani tabi doğmuş bebeği tercih ediyorlar. Diğer tarafta sayı fazla evet. olsa bile. Evet, evet. evet, evet. Bir şey de vardır bir de bu Hristiyan e, küri bir şey doktriniydi. Annenin hayatı tehlikedeyse kürtaja izin var mesela. Bir tek burada var. E, hmm. Ya biliyorsunuz bu kürtaj muhabbeti e, Amerika'da Cumhuriyetçiler ve demokra e, Demokratlar arasında geçer. Cumhuriyetçiler bilimsel argümanlarla da destekleyebiliyorlar. Kürtajın niçin yanlış olduğunu. Fakat bir cumhuriyetçi kenara çeksen ya da samimi bir interviyuna denk gelsen adam diyor ki ben din inançlarımdan dolayı buna karşı. öyle. Yani konu bu, konu bu, konu bu. Bence Değilsen, bana, bana soracak göreceğiz. olursan bana soracak olursan abi diğer tarafın yani sol tayfanın e, aslında kendi şeylerine ters değil mi? Çünkü onlar herkesin yaşama hakkı kim olursa olsun yaşasın falan muhabbeti yapıyorlar. E i̇nsan saymadıkları şey. için person saymadıkları için oradan yırtıyorlar. Ben ben şunu düşünüyorum öyle abi. Öyle Direkt. Bir yapıyorlar orada. Ben şunu düşünüyorum abi. Direkt hani Cumhuriyetçi ya da sağ kesim ters ne varsa bunlar hani onları toplamaya çalıştıkları için o yüzden hani birbiriyle çelişse bile ben o yüzden çok desteklediklerini düşünüyorum onu. Yani bakıyorlar mesela muhafazakar kesim çok güçlü büyük. Ondan sonra milliyetçi kesim çok güçlü büyük. Bunlar sağcı Sonra diyorlar ki abi e, geri kalan neyse biz hepsini toplamamız lazım. İşte bence o, o yani. Çünkü my body my choice çok saçma bir argüman yani. Hani çok. benim vücudum benim kararım çok saçma bir argüman. Çok. Benim evet. benim argümanım şey mesela. Benim argümanım abi bir çocuğu annesi babası istemiyorsa o toplumda ben de istemiyorum. <laughs> Ama işte benim gibi sert yapamıyor. Ben çok sert bir laf yani aslında. Hani annesi babası bile istemiyorsa ben de istemiyorum o çocuğu. Çünkü bana zarar dokunacak, dönecek, dolaşacak. Yani dediğim gibi bu çok sert bir argüman. Hani ben bunu şimdi solculara desem ooo falan derler. Benim sebebim o yani. Ay çok enteresan bir soru geldi Erhan Öztürk. İyi yaşam hakkında ne düşünüyorsunuz? Sığır yaşamı karşısında nedir? Size göre iyi yaşam. İyi yaşamın tam net bir e, tanımını yapamıyoruz biz. Dinlere kartı edelim. Dinler çünkü Tanrı'dan alıyorlar ya güçlerini. iyi yaşam budur. Akbağlı yaşam falan. Dinlere kartı edelim. İyi yaşamın ne olduğunu belirleyecek bir mecra yok. Bir adam düşün. Hayatını dünyadaki çimenleri saymaya adamış. Ve bu adam Harvard mezunu çok zeki bir adam. Ama hayatını çimenlere saymaya adamış dünyadaki. Bu adama kötü yaşıyorsun diyemiyorsun. Çünkü adam arzularını doyuruyor. Yani tatmin oluyor çimen saymakla. Arzularını doyuruyor. Yani iyi yaşamın belirlenmiş, belirlenebilecek hiçbir kriteri yok. Bu konuda son derece liberalim. Yani hayatın bir how to use'u nasıl yaşanması gerektiğini bildiren kurallar listesi yok. Evet. Ya orada biraz şey de bence önemli. Eee ya bir ekonomi konusuna giriyor herhalde ama bu adamın yani hayatını böyle boş bir şeye adayan donanımlı adamın e bunun sonuçlarına da kendisinin katlanması. Yani bunu adayan biri doğru düzgün gelir elde edemez. Daha iyi bir hayat kuramaz. Yani topluma sağladığı fayda ölçüsünde zenginleşmeli ve şey olmalı. Daha iyi standartları yakalayabilmeli kişi bence. Bir şey söyleyeyim mi? Süper tartışma konusu. Şöyle, şöyle bir şey konuşuluyordu abi. Mesela yapay zekaya direkt bir komut versen tamam mı? ve komutunda şu olacak. insanların mutlu olsun tamam mı? Yapay zeka kontrol edecek insanlığı ve komut şu olacak. İnsanlar mutlu olsun. Şöyle diyorlardı bütün insanları yakalarlar, Hepsini eroina basarlar abi. <laughs> o şey veya ilaca basarlar. Hepsi mutlu bir şekilde yaşar ölene kadar. Bu onun gibi herhalde. Ben Kavanoz benim Kavanoz kısa filmim vardı biraz o yani. Hani adam orada o şekilde kendi kavanozunda mutluysa bırak yani o şekilde mutlu kalsın gibi. Herhalde dinler o yüzden çok revaçta. Dünya üzerinde de çok fazla değişik din var ya. Yani Zannet bir yaşam bir sunuyor. Mesela... E bir de ne olursa olsun mutlu oluyorsun abi. O, o çok güzel bir şey ya. Mağarada yaşıyorsun gene mutlusun yani. Mağarada yaşıyorsun gözlerini kapatıyorsun böyle gideceğin yeri hayal ediyorsun mutlusun yani. Çok ilginç bir şey yani. Evet, evet. işte artık teizm, daha doğrusu geleneksel teizm eskisi kadar ravaşta olmadığı için mesela şeylere çok yöneliyor. Meditasyon, yoga, şu bu. Felsefede stoacılığa çok yöneliyor. yöneliniyor. Çünkü seküler bir yaşam rehberi. Ama benim için bunların hiçbir geçerliliği yok bunlar. Sizin uydurmalarınız, herkese uyacak diye bir kaide yok. Çünkü şöyle bir şey var. İyi hayat mesela Burhi dedi ya topluma faydası olması lazım ki karşılığını alsın. E, düşün ki bizim adamımız çok kötü bir adam ve yetenekli bir kötü adam. Ve insanları çok güzel dolandırarak çok güzel maddi gelir sağlıyor ve çok da mutlu yaşıyor. Böyle karakterdeki adamlar için iyi hayatta bu. Fix bir iyi hayat formülümüz. Bu yüzden yok. maalesef yok. Evet. Daha deminki konudan şeyi sorayım ben de o zaman. Ee, şimdi örnek üzerinden gideceğim. İşte anne karnında henüz diyelim iki aylıkken falan ee, bir bebeğin Down sendromlu olduğunu veya farklı bir engelli işte durumda olduğunu diyelim ebeveynleri öğrendi. O durumda şeye yaklaşımınız ne? Ee, i̇şte kürtaj gibi bir meseleye. Yani burada şu da söyleniyor ya anne babanın evlat sahibi olmak adına e, o çocuğun işte bir ömür boyu belki o durumda yaşamasına sebep de olacak bir sonuç da ortaya çıkabilir. Down sendromu ya, olduğu çıkıyor. zaman şu an nasıl bilmiyorum da Down sendromu olduğu zaman zaten baya baya ileri safhada bile aldırıyorlar izin veriliyor ona. E, devlet şeye izin veriyor mevzuata bakmıştım. Yani hamileliğin hangi evresinde olduğuna bakılmaksızın. Ee, şeyin onayıyla ebeveynlerin Hı -hı. onayıyla e, aldırabiliyor. Yani isterse 9. ayda olsun. Benim Her düşüncemi da... sormuyorsun herhalde. Benim düşüncem Yok, zaten nettir ki. de bu konuda. <laughs> Seni de soruyorum abi bilmiyorum. Ve, abi benim, niye soruyorsun ki boşuna? <laughs> benim net yani. Ve çok fazla öyle var aslında. Mikrosefali olsun bilmem birçok bir var yani. Şöyle kafa olarak bitmiş yani. Kafa olarak bitince çocuk yani fiziksel bir sıkıntısı diyor. Kafa olarak bitince ee, pek bir fayda sağlayamayacak. Tabii ki Down sendromlular aslında onların içlerinde en iyilerinden. Yani o o tamamen yani hiçbir şey yapamayanlar da var. Çünkü Down sendromlulara bir şeyler yaptırtabiliyorsun. Gene yani işte e, mesela sporcu bile olabiliyorlar. E, ama tabii onların sadece zihinsel de değil, vücutta da mesela kalp, böbrek vesaire vesaire sürekli şey e, olarak geziyorlar. E, o yüzden aileye bırakılması bence daha çünkü bazı ailede diyor ki olsun biz böyle seviyoruz çocuğumuzu. Tamam olsun diyorlar mesela. E, aileye bırakılması daha mantıklı. Mikrosafeli veya o tür mesela o tür şeylerde e, onlar tamamen şey ya bitki yani. yani ben birebir gördüğüm için söylüyorum. Ha, şey diyorlardı benim mesela babam doktor. E, ben de vardım. E, benim orada söylüyorlar. İşte böyle bir çocuk var. Çocuk da büyümüş artık yani bayağı. Kaç yaşında bilmiyorum da. İşte bunu bir şekilde böyle hani ya, yaşayan çocuğu ötenezi nasıl yapabiliriz? Anladın sen kanka. Yaşayan çocuğa öt şey öteniz diyorum pardon. Kürtaj. Yaşayan çocuğa kürtaj nasıl yapabiliriz? Eee falan. Yok diyor o suçtur falan deyip kovaladı yani. O o değil yani. Ama mesela şeyleri görmüşsünüzdür. Gazetelerde ben bunu gördüğüm zaman çok aha falan diyorum yani. İnsanlar fazla dikkat etmiyor büyük ihtimalle. İşte zeka özürlü genç balkonda oynarken bir anda tesadüfen aşağı düşüp öldü falan. O kadar çok var ki bu haberlerden. Ee, ben onu gördüğüm zaman diyorum? Evet diyorum yani. Kürtaj diyorsun geç. Kürtaj, kürtaj. geç kürtaj diyorum yani. Çünkü gerçekten e, şey bazı ailelerde tam tersi seviyorlar. Hani şey gibi düşünüyor. Sen nasıl kedin de senin çok aşırı zeki değildir ama kediyi seversin yani sevimli gelir, seversin. Sonuna kadar da bakarsın. Yani canın gibi seversin. Ee, bizim vardı mesela bir tanıdığımız Reverse Hawking diyordum ben ona Bizim Hawking'le Hawking Reis'le Hawking işte konuştuğum zaman ona söylüyordum Ve o güzel bir tartışma konusuydu Abi diyordum hani birinin çocuğu Beyni çalışsın vücudu tamamen çalışmasın Ailesi olsun bu daha kötü Aile için Yoksa tam tersi Vücudu tamamen sağlam Vücudunda hiçbir sıkıntı yok Ama mesela 30 yaşına gelmiş Gene ee, ee, Bu şekildeydi yani onu söylüyordum abi. Bizim burada reverse hawking var diyordum. Hangisi daha kötü? Ee, yani beyninin çalışması daha iyi bence. Beyninin çalışıp vücudun tamamen çalışmaması daha iyi. Daha az kötü yani. Ee, abi bilmiyorum ben, sen ne düşünüyorsun bu konuda abi? <laughs> ben hiç hoşunuza gitmeyecek cevabı vereceğim. Ee, i̇nsan insandır diyeceğim. Hı hı. Hastalığı ne olursa olsun ve kürtajı... Bir Müslüman olarak onaylamamın mümkünatı yok. Eğer e, Müslüman olmasaydım akıl yürütmeyle sizinkiyle benzer sonuçlara varabilirdim. <laughs> evet. Acı çekecek bir canlı dünyaya getiriyorsun aslında. Ama şöyle bir şey de var. Sonra o Down sendromlu ya da sakat diyor ki iyi ki varım diyor. Haydi. İşte, işte benim benim yani. dediğim onu diyemiyor bile. Öyle söyleyeyim sana. Benim evet, söylediğimler o evet. onu diyemiyor bile yani o biraz bayağı bir kura Hani ben burada bu bu mutlak bir ilke ya Can haramdır Cana haram der Allah Çünkü haram ne demek dokunulmaz demektir Hani yok ben de Kürtaja annenin e, sağlığı dışında annenin sağlığı tehlike gir tehlikeye girmiyorsa Onun dışında ben hiçbir şekilde kürtaja izin veremiyorum çok zor bir sınav olduğunu da görmekle birlikte. Bir de şöyle bir şey var zaten dinde e, hani bir çocuk doğacaksa o Allah istediği için doğuyor. O yüzden o biraz Allah'ın isteğine ters gelmek de oluyor dine göre. Mesela Hristiyanlar da bunu düşünüyor mesela. Olabilir. Mesela onlar eşcinselliğe de o yüzden karşılar. Aha seni yakaladık. Seni kıstırdık. Eşcinsellik hakkında ne düşünüyorsun abi? <laughs> Çünkü mesela Hristiyan muhafazakarlar eşcinselliğe çok karşılar. Bunun aslında bir sapıklık yani mesela insan eşcinsel doğmamıştır diyor veya insan kendi kendine eşcinsel olmaz diyor. Onlarınki işte bir tercih veya bir sapıklık diyor. Çünkü Doğuştan Tanrı'nın doğuş... hata yapacağını düşünemiyor. Evet. Doğuştan da olsa, sonradan kültür yoluyla da kazanılsa da ben eşcinselliğin her türünün LGBT IQ zartt hepsinin hastalık olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çok radikal Kesinlikle şok şok şok. Cemre'den ee, <laughs> anomali anomali olduğu konusunda hem fikiriz. Evet. Abi çok net bir hastalık ve bu insanlarda mental hastalıkların görülme oranı çok çok yüksek. Bir bir hasta transseksüellerde. İntihar oranının en yüksek olduğu gruptur. Ya, yayın kapanacak yazıyorlar. Yok yok. benim için hiç sıkıntı yok. Konuşabilirsin. Kapansın abi. Evet. Sikmişim yayını. Hiç yok, sıkıntı açık, yok. Açıkçası açık net bir şekilde Hı -hı. hastalık olduğunu düşünüyorum. Normal bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani abi o, ikisi ki birbirine sürttürmenin bana sağlıklı bir şey olduğunu değil dünya sağlık örgütü hipokrat bile gösteremez anlatamaz, ispatlamaz. Ben uzun süre eee Şöyle uzun süre bir onun hastalık olduğunu ben düşünüyorum. Hatta Hu da uzun süre hastalık olduğunu söylemiş. Ee, ama bir süre sonra ben hastalık ol- ya olduğunu düşünme fikrimi değiştirmiştim. Hatta ben bunu tartışmaya açtım diye insanlar linçlemişler. Nasıl bu yani nasıl hastalık demesin tartışmaya açarsın falan diye. Aslında ben hastalık olmadığını düşünmeme rağmen yani bunu diyorlardı. Ee, şu bakımdan sonradan hastalık olmadığına kanaat getirmiştim. Şimdi normalde biz insanlarda bir sürü anomali var aslında. Ee, hı hı. Ama bu anomalilerin bazıları ev, evrimsel, evrimsel sürece bakarsan yani insana negatif etki yaratıyor, bazıları pozitif etki yaratıyor, bazıları nötr. Şimdi mesela e, bizim normalde dört ayak üzerinde yürümemiz lazım. Ama bir hı hı. anomali sonucu ve gereksinimler sonucu biz vücudumuza biraz karşı gelmişiz ve yavaş yavaş doğrulmuşuz, hı hı. iki hı hı. ayak hı hı. üzerine hı hı. geçmişiz. Biraz yakınlaştır istersen. Cümlelerin sonu kopuyor sende. Benim mi? Aha. Çok güzel konuşuyorum Bu o yüzden. Hassasiyeti şeydir. Yüksektir. Hmm. Daha düşük seslerde kısıyor. Dur bakayım ya. Valla. Dur bakayım. Kendime bir sağ klik yapayım. Ne olacak? Hiçbir şey olmadı. O şeyden e, ha Discord mikrofon ayarından yine hmm, şurada. Lan. Yo OBS'ten olur belki. OBS'ten değil. Ha burada Discord'da. Bas, konuş, ses etkinliği, ses ayarları. Ses ayarlarında olması lazım ya. Yok abi. Neyse ben onu bulurum sonra ya. Paranın dışında tamam. bulamadım. Ee, Ulaştır istersen. Tamam fark etmez yani. Tamam. Aa, <laughs> e, şimdi... E, mesela birçok anomali var ya, mesela bizim iki ayak üzerinde yürümemiz de anomali aslında. Birçok farklı evet. şeyde aslında anomali. Hmm. Şimdi o zaman hangi anomalinin Benim kendisi anomali aslında. Solak olmak da anomali aslında yani mesela sol sol çok çok kişi şey sağla yazdığı bir yerde. Evet. hep mutasyonlar var, hep değişik insanlar var. O zaman hani hastalık olması için şöyle bir şey olması lazım. İnsan negatif etki yaratması lazım. Şimdi negatif etki aslında düşünecek olursam var şöyle. İnsan çocuk sahibi, adam çocuk sahibi olmak istiyor ama karşı cinse ilgi duymuyor. Karşı cinse ilgi duymadığı için de çocuk sahibi olamıyor. Bu onun için bir eksi aslında. O yüzden aslında mesela doğada veya işte daha geçmiş zamanlarda bu adam için büyük bir eksi. Ee, ve büyük ihtimalle de o kişiler elenmiş. Ama insanların içinde hala çekinik olarak bu gen kalmış. Ee, ama şu anda bunlara bir yani eşcinsel bir insanın bir şeyi yok. Eksisi yok bence. Çünkü çocuk sahibi olmak istese bile gidiyor ya sperm bağışlıyor o şekilde oluyor. Ya çocuk evlat ediniyor. Yani şöyle de demiyor. Ya ben eşcinselim veya geyim. Lanet olsun ya falan. hani Lanet olsun ben niye geyim? Tüh, keşke olmasaydım. Bak işte çocuk sahibi olmak istiyorum ama kadına yürüyemiyorum. Hani birisi bunu derse eğer e, o zaman tamam o hastalık. Ama genel olarak bu şekilde düşünmedikleri için ben hastalığı bu şekilde ayırıyorum yani. Bu şekilde kategorize ediyorum. Çünkü başka e, türlü e, edemezsin. E, <laughs> e, terapi sonucunda e, eşcinsellikten e, heteroloğa düzelen insanlar var. Ve onu gör, e, incelemek isterim aslında. Nasıl yapılıyor peki o iş? Ya, terapi sonucu konuşmayla. Belki ilaç alıyorlar mıdır ben, bilmiyorum ama. Işte terapi olmasın. Bile... Terapiyi anladım da bazen çok çakma terapiler var. Sağcıların falan böyle çok yalandan terapileri var ya. Hani süreci ben BTS merak ediyorum. ETS egzersiziyle iman falan <laughs> gibi bir şey olmasın. Ateizmden hani kurtulduk. Şey dedin ya abi telkinle de eşcinsel olabiliyor insanlar dedin ya. Evet, evet hani abi. Aynı şekilde telkinle heteroseksüel Amerikan gençliğinde %20'lere %30'lara varmış durumda LGB. Şey e, ama o ne biliyor musun abi? O da çok ilginç bak. O çok ilginç. Onda da şu var. Ee, hani kendisi doğuştan LGBT olmayıp ama şu anda kültürde e, mesela televizyona bakıyor. Straight, düz cinselin çok sıkıcı ve monoton ve sıradan bir şey olduğunu görüyor ve diğerinin çok özel olduğunu görüyor. Ondan sonra yapıştırıyor kendisine LGBT dam damgasını. Kız mesela bir şey mesela bir diskoda şeyi beğenmiş bir başka bir kızın götünü beğenmiş hemen yapıştırıyor orada özellikle solcuysa solcuysa yani. hemen işte LGBT falan da yapıştırıyor kendisine. Abi Ondan sonra çok şey çok garip. Ya. Mesela hiçbir anlam ifade etmeyen şeyler var. Yani şu an söylemeyeyim insanlar tetiklenmesin. O LGBT, I Plus, Q bilmem bir sürü harf var. Özellikle o sondaki harflerden bahsediyorum. Mesela onu söylüyor ama hiçbir farkı yok yani. Sadece onu yazmak için, sadece o LGBT grubuna dahil olmak için. Kanka senin kız arkadaşın var mı? Var. Sen kızlardan hoşlanmıyor musun? Kızlardan hoşlanıyorum. E kanka yani? İşte onu, o gruba dahil olabilmek için LGBT şey yapıyor kendisini. O yüzden o harfler çok arttı. İşte ya, D, G, işte... B, T artı A, evet, B, C, evet. I falan. Evet, evet. Yani eşcinselliğe, <laughs> lezbiyenliğe ve gayrililiğe ben de belki bir parantez ayrı bir parantez açılmasını onaylayabilirim ama mesela fluid gender diye bir şey var. Ne demek fluid gender? Adam saat sekizde kalkıyor ve kendini kadın hissediyor. Kahvaltı yapacak 11 12 gibi kendini erkek hissediyor öğlen 3 4 gibi kendini biseksüel seksüel hissediyor. Abi bu psikiyatrik rahatsızlık değilse ben dünyanın en sağlıklı insanıyım amına koyayım <laughs> siktirin gidin. Bu cinsiyet olabilir mi? Böyle bir cinsiyet olabilir mi ya? O şeyden Mas kaynaklanıyor işte ya, abi. Ya. E, bu şimdi daha önceden e, aşırı yobazlar şey muhabbetindeydi ya. İşte dinim dersen, ha, bu benim dinim dersen her şeyi yapabilirsin. İşte Scientology mesela fiziksel zulüm bile yapabiliyorlar. Normalde yapılması yasak ya. Ama çıktığı zaman şey diyor. Bu benim kendi dinim diyor. O da benim müridim diyor. Ve harbiden yırtıyorlar yani. Ceza almıyorlar. Fiziksel ceza verdikleri için. Ee, mesela aynı şekilde şu an LGBT veya sol tayfada o kadar güç sahibi oldu ki. Bir şey dediği zaman kimse onları sorgulayamıyor. Adam tamamen götünden bir şey uyduruyor mesela. Kimse onu sorgulayamıyor. Abi bildiğin dayı yani. Abi şöyle düşün. Cemre'yi mesela. Cemre elbise giymiş. Tamam. ama hiçbir farkı yok. Sakallar duruyor, her şey duruyor. Sesi de duruyor, her şey duruyor. Elbise giymiş sadece ve diyor ki ben kendimi kadın ilan ediyorum. Herke hiç kimse de çıkıp demiyor ki. Aga. Ya herkes alkışlıyor ve Cemre mesela kadınlar tuvaletine gidebiliyor. Kadınlar soyunma odasına girebiliyor. Kadınlar duşuna girebiliyor. her yani seni örnek verdim sen sakallısın diye. Kusura bakma. Kendimi de örnek verebilirdim de ben daha Cillopa abi şu an. <laughs> Yo hiç alınmadım devam. Yani Cemre ismi de gayet uygun. <laughs> Adın değişti Jem falan yapıyor öyle. Bu işte bak bu bu saçmalık. Hani her şeyin dengesi gerçekten önemli. Bu gerçekten e, hani ku, şey eşeğin kulağın su kaçırma modu ya yani dünya maalesef. Dünya üzerinde, dünya üzerinde hangi din, ideoloji, şu bu kamp varsa yeterince güç elde geç edince eşeğin ama nasıl kaçırıyor gerçekten. Ve bir de şu da garip bizde biraz dünyaya ters gidiyoruz. Bizde AKP güçleniyor. Batıda VOK güçleniyor. Hani birbiriyle tamamen alakasız iki tane şey. Ama ona rağmen VOK buraya ihraç ediliyor. Evet. Ee, 5-6 önce bu mu? emin değilim bu arada ya. Nerede abi? Batıda artık VOK güçleniyor mu yoksa güç mü kaybediyor emin değilim. Batıda e, ne biliyor musun abi? Vogue insanlar çok zengin oldukları için e, bir noktaya kadar influence yapmayı başardılar. Aslında sayı olarak çok fazla değiller ama çok zenginler. İşte bu şeyi düşün yani Mark Zuckerberg'ler. Yani Elon Musk hariç neredeyse yani Elon Musk hariç Bill Gates'ler. Onlar, ya aklına gelebilecek hepsi bunlar elektronik üzerinden para kazanıyorlar ya. O yüzden değişik böyle bir nerd tayfa e, bu olayı ele geçirdi ve birbirlerini etkilediler büyük ihtimalle. O yüzden de çok fazla şu anda o sayede Vogue kültürü yukarıda aşağıya baskı şeklinde dayatılmaya çalışılıyor abi. Ve biliyorsunuz zaten gençler hep hani son trend nedir trende göre hareket ederler. Bakıyorlar işte sosyal medyada öne ne çıkartılıyor mesela. Hani YouTube'da öne ne çıkartılıyor. YouTube'da zaten sen bazı şeyleri öne çıkarttığın zaman çoluk çocuk onu görecek. Çoluk çocuk onu gördüğü zaman aa diyecek ben de ondan olmak istiyorum. Ya öyle ee, bir sistem kurmuşlar ki. Nickelodeon'da mesela ya şey diyor mesela bir çocuk diyor 18 yaşında küçük bile olsa iyice küçük bile ergen falan. Ama diyor ki ben e, mesela kadın erkek iken ben kadınım diyor. Ailenin izni alınmaksızın yetkililer gelip çocukları ailenin elinden alıp cinsiyet değişimi yapabiliyor. Bazı eyaletlerde olması lazım veya Avrupa'nın bazı ülkelerinde kaç 7 8 yaşındayken ben security'lum deyip <laughs> arkadaşımın suratına tükürmüştüm. Allah'tan beni kaplumbağa yapmadılar amına Çocuk Çocukla bu der. Ee, bir de işte bu bir ama bir de şöyle bir şey var abi. Ondan sonra da Nickelodeon'da şey programları oluyor. İşte ee, işte trans trans adam çıkartıyorlar mesela. Adam çocuk çizgi film seyredecek. Çizgi filmde ama çizgi filmin içinde değil bu aslında. Şey. Onların aralarında böyle diziler de oluyor çocuk dizileri. Dizilerde bu adam çıkıyor bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu görüyor. çünkü sen bir çocuk olarak şeyde gördüğün zaman televizyonda ne görürsen o olmak istiyoruz. Ben ninja kaplumbağa. Ben Donatello'ydum mesela. Ya bizi, biz şanslıydık. Biz, ninja, biz mutant oluyorduk. Ninja kaplumbağa oluyorduk. he oluyorduk falan. Kaslı adam böyle. Yani kaslı adam olmaya özeniyorduk he falan kaslı adam olmaya özeniyorduk. Şimdikiler ne görüp neye özeniyorlar yani. Ve ondan sonra onu gördükten sonra çocuk çok e, kolay etkilenir bir şey. Ondan sonra görüyoruz işte olanları. Ya ben bu işin promote edilmesinin sebebini anlamıyorum. Bak eski sitcom field yıllarıma döneyim. Biraz komple teorijisi konuşayım. E, ben dünyada üçlü grupların olduğunu düşünüyorum. Bir tane değildir elbette ama bir sürü vardır. Amerika'da da var. Amerika'nın derin devleti ya da küresel çetesi ne dersen de niçin bu LGBT yaşam tarzını bu kadar promote ediyor, övüyor. Şimdi nüfus kontrolü desen alakası yok. Çünkü bunların propagandaları Avrupa ülkelerine, Amerika'ya falan işliyor. Zaten bunların nüfusu azalıyor. Nijeryalı çatır çatır sikişiyor. Hintli çatır çatır sikişiyor. Hani bunlara bir etkisi yok bunların bu vok propagandalarının oraya ulaşmıyor. Ne amaç ne amaçlıyorlar? Yani çekirdek aileyi mi Bozmak istiyorlar. E tamam boz, ne çıkarın da bundan? Yani buna para batıran, para bas basan bir para babasını, George Soros'un, Bill Gates'in bir çıkarın olması lazım bu LGBT işinden? Neden yapıyorlar? Faydası ne? bir Şu bir iki tane noktasi şeydi. E, lafını böldüm Hı -hı. de abi. Ya şimdi insan gözüyle bile bakılmıyordu ya geçmişte. Ee, yani işte daha da eskiye gittiğimizde öldürülüyordu falan ya hani. Ya yani çıkış noktası bu insanların birbirini seven insanların başka kimseye herhangi bir zararı olmadan kendi rızalarıyla bir araya gelebilmesi e, vesaire bunlara belirli hakların yani bu insanlarda da olması gerektiği konusunda bence böyle şey oldu. Yani ilk adım buydu. Sonrasında bunun promote edilmesi, hani özellikle ben şey noktasında karşı çıkıyorum. Yoksa e, bence haklara mutlaka sahip olmaları e, gerekiyor. E, hani hastalık falan konusunda da biraz daha farklı düşünüyorum ben ama özellikle çocuk bahsi'nin farklı ele alınması lazım. Yani çocuklara bunun herhangi bir şekilde promote edilmemesi lazım. Çocukların etkilenmemesi lazım. Eee bugün etab çocuklara diktiler zaten o çok var abi hepsi değil ya yani şimdi Türkiye'de yani bu batıda karşımıza çıkıyor ee, özellikle bunun alıp yürüdüğü yerlerde ama Türkiye'de mesela yani bir eşcinsel kardeşim çocukla çocukla ne işim var ben kendi hayatıma bakıyorum ee, insan gibi tanımlanmak istiyorum boyutunda yani e, en eşit haklara yani her senin benim gibi herhangi bir şekilde haklara sahip olduğu zaman da o kişi çocuklara yönelik bir şey olmayacak. Yani bu işin çocuk boyutunu sulandıran başka türlü kimseler bence. Biraz daha bunu ya yani şöyle, şimdi pedofili Batı'da özellikle güçlü şeylerde, ee, siyasi erklerde vesairelerde yaygın olduğu söyleniyor. Bugün işte bu Jeffrey hmm. Epstein'in şeyleri evet. listeleri falan da yayınlandı adaya gidenlerin evet. ya bunu bir şekilde bu grooming olayını e, meşru hale tırnak içerisinde söylüyorum getirme çabasını bunun üstünden yapmaya çalıştılar bence yani bakın çocukların da cinsel özgürlüğü olmalı falan işte ayırgını e, böyle biraz yetişkinlerle çocukların ilişki kurabilmesini falan biraz meşru hale getirmeye çabaladılar. Trans yaş, trans yaş gelecek yakında ya. Yani onlar ne boyutta bilmiyorum. Bak, Mesela şeyler de çıktı abi. Bazı Hayır, bu, bu dejenere toplum içerisinde la ilahe illallah diyesiniz gelmiyor mu? Gelmiyor. Yok Şey. Ya onun da farklı sıkıntıları var şimdi o konuya. <laughs> o da öteki ekstra. Yani orada da neyse. Tamam <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Onlar trans yaşı çoktan geçmiş zaten değil mi buraya? O hocalar, oradaki hocalar. Neyse o konuya şey yapmayalım abi şimdi. Şey... şimdi çok üzerinde konuşulması gerekecek. Ya batıda şeyler çıktı onu Hı, Hatırladım. Mesela. Ha sen söyle ben şey yaparım. Ha, Twitter'da falan şeyi gördüm. Bazı eee ...LGBTQ mu diyeyim artık... ...yani bazı eşcinsel falan... E, ...kuruluşlar mesela... ...şeye baya mücadele veriyor... E, ...bakın diyor bunlar bizi temsil etmiyor... ...bu kişilerin... E, ...işte eşcinsellikle... ...geylik, lezbiyenlik falan... ...bununla alakası yoktur... E, Bildiğim bu anti vox sayfaları falan var ya... ...şeyde... Hı hı. E, ...Twitter'da onlarla birlikte... E, ...bazı işte böyle... E, Çocuk grooming falan meselelerini bu kılıfa koymaya çalışanlara karşı mücadele eden örgütler de var. Batı'da bunlar çıktı. Yani nasıl diyeyim? Muhafazakar şey mi diyeyim? Muhafazakar sayılmaz bunlar da. Ya öyle öyle. Çoğunluk konular, öyle zaten ya. ya biz artık bunu, bu kimselerle e, beraber anılmak istemiyoruz diyorlar. Öğle evet. o de, ço zaten. Çoğunluğu öyle hatta ya. Çoğunluğu öyle abi. Doğrudur hani. Bilmiyorum çoğu azı da. Gördüm yani. Chat'i kaybettim. Ha chat'i gördüm. Sen bir şey diyecektin abi. Aha onu diyeceğim. Ee, abi bak şeyi görürsünüz. Şu an herkes e, şey yapıyor ya. Abi bana çok çok kızıyor Bayağı küfretler Sen de biliyorsun abi. Michael Jackson ve oğlancılık muhabbetini söylediğim <laughs> için. Hatırlıyorum. Abi bak gelecekte eğer şu Normal trans... Narmağı açmıştım ya evet. hatırlıyorsun. <laughs> evet. Şu trans yaş olayı çıkarsa... Gelecekte o adamı kahraman ilan edecekler biliyor musun? Aa, i̇lk ilk şirası, ilk. Ay şey evet evet. O zaman işte kendisini şey yapamıyordu, kendisini ifade edemiyordu falan diye böyle. Belki böyle makali kalkın var ya e, ifade verdi kesinlikle benim şey yapmadı falan diye beni taciz etmedi falan diye ve oradan yırttı. O zaman mesela makalı kalkin çok yaşlı yaşlandığı zaman söyleyecek mesela. Evet yaptık ama işte söyleyemedik çünkü toplum buna hazır değildi falan. Emce yaptı mı lan? MC. Ben, bence yaptı abi. Çünkü ben bütün, ben çok şey yaptım. E, takip ettim yani. Bütün, sadece o bir tane belgeseli değil. Olayı çok takip ettim. E, yani adam zaten şeyleri falan inkar etmiyor. E, i̇şte aynı çocuklar oğlanlarla aynı otelde kalıyor. Zaten biliyorduk yani sürekli yanında bir tane oğlan oluyordu. Hani oğlan mesela bir süre sonra oğlan gidiyor çünkü büyüyor. Başka oğlanla takılıyorlar falan. Bu kim? İşte benim dansçım, benim yardımcı, benim arkadaşım. Ve öyle mesela hani oğlan bildiğimiz şeyler o kadar garip ki zaten. Hani ben yapsam bana derler ki pedo sapık derler yani. Ya yani sadece onları ben yapsam. İşte mesela bir ailenin 8 yaşındaki oğlan çocuğuyla arkadaş oluyor. Ben, benim yaşım mesela, ben 40 yaşındayım ya benim. Bir ailenin 8 yaşındaki oğlan çocuğuyla arkadaş olduğunu, onların evine sürekli gidip o, o çocukla oyuncak oynadığını falan düşünün abi. Ee, ve bunu da aslında bu adam kötü niyetli de değil bence. Hasta yani. Hasta çünkü adam ne olduysa kafa kalmış, çocuk gibi kalmış. Ama şeylikler duruyor. Yani e, cinsel dürtüler, hormonlar falan gelişmiş. O yüzden e, de daha dediğim gibi anlattıkları falan var. Yani aynı otel odasında kalıyorlar ama hiçbir şey yapmadık diyor. Ondan sonra 2-3 birbirinden bağımsız çocuk dava açıyor vesaire vesaire. O kadar ben baya baya araştırmıştım bunu yani. Daha başka bir sürü şey var. Sadece bu söylediklerim değil. Ya da sadece o belgeselde söyleyenler değil. Ya ben %90 eğer çok çok geniş kapsamlı büyük bir komplo kurulmadıysa kendine, belki ki ben onu düşünmüyorum. %90'ın olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün hareketleri, yani düşünecek olursan adam sahneye çıkıyor, dalgayı böyle avuçluyor. Hani o zamanlar hiçbir şey, hani o onun hareketi derlerdi. Ama geriye dönüp baktığın zaman o bile böyle bir garip gelmeye başlıyor insana yani. Ne yapıyorsun sen şimdi bu hareketi burada diye yani o, 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 çok uzun bir konu ya. O çok uzun bir konu abi. Onu tekrardan geri dönüp bütün kanıtlara tekrardan bakmamız lazım. Seviliyorsunuz. 500 bin IDR. Teşekkürler. Ne demek acaba 500.000 500 bin IDR? Endonezya rupisi. Eyvallah sağ ol. Yükseldi ama iyi. demek ki iyi bir şey. Resul Eser, Hollanda Başbakanı çocuklara eşcinsel eğitim konusunda çok ağır şeyler söyler meclise. Küfür bile ediyor ama hastalıklı bir kesim var anlamaz demiş. Ha bu şey mi? Hollanda'nın Ümit Özdağ dedikleri mi acaba? O değil galiba o mu? O, o O mu? O, o. o konuya girdiniz mi yayın başında? Ne abi? Will dersi falan hiç konuştunuz mu? Yok. Çok, çok yakından takip etmiyorum açıkçası. Abi o adam o, o Twitter'dan adam. çok böyle Atatürk Matatürk paylaşıp hı hı. E, şey kasıyor bizim ne nasıl diyeyim seküler kesimden falan böyle etkileşim kasıyor ama o adamın çok sıkıntılı tweetleri de var. Yani e, ben hiç doğru bulmuyorum o adama bu kadar şey gösterilmesini. Bu ee, şeyleri ben biliyorum sadece de işte mesela ülkemde Türkleri yani bir sürü bir sürü saymış. Türkleri de istemiyorum falan demiş. E altında ama Türkler takdir ediyor. AKP'liler Türkler derken AKP'lilerden bahsettiği için. Ama tabii daha ya böyle o, abartı şeyler varsa onu bilmiyorum tabii. Var var. Yani var. O, o, senin dediğin de o, o da eziklik. Hı hı. Yani oradakileri Türk kabul etmemek falan kimin haddini. E, şey sıkıntı ama. Mesela Azerbaycan, Ermenistan meselesinde bayağı Azerbaycan'ın işte cihat yapıyor falan dedi. Azerbaycan dünyada göreceğiniz Müslüman çoğunluklu belki en seküler ülke. Yani hani orada Ermeni tarafını tutacağım diye öyle söyledi. Türkiye'ye sonra terör devleti falan gibi bir yakıştırma yaptı. Yani böyle şey yapmamak gerekiyor. Hemen Atatürk diyen adamın e, hıyarına tuzlukla koşmamak gerekiyor. Yok Türkiye'de ben, ben zaten onu çok örneğini gördüğüm için <laughs> evet, evet. CHP diye bir şey var bizde abi. Atatürk diyorlar götleri sıkışınca. Ama Atatürkçüyle en uzak partilerden birisi hani biri tiptir, biri HDP'dir, <laughs> AKP'dir, Saadet'tir. Türkiye'de, Türkiye'de <laughs> bakalım ne olacak CHP'nin Türkiye'de, Türkiye'de mecliste çoğunluk sağlayacak Atatürkçü parti yok ya. Bu Rezalet amına koyayım. Abi ben yani şeyi şey diyorlar. Zafer oy vereyim de Atatürkçüler de temsil edilsin falan. O o, o denmeye başlandı artık. Evet, ben ben de onu diyenlerdeyim. Vallahi tepki oyu olarak vereceğim yani. Bir tane vekili yok bak çok üzücü bir şey. Zafer Partisi gibi Aa, bir şey. e, partinin. Evet. Yani bugün sosyal medyada şeyde <laughs> hükümet kanadından en çok saldırıya uğrayan partidir belki de. Şeylerinde, e, gazetelerinde, bilmem nelerinde hedef gösterilen, sosyal medya trolleri tarafından sürekli hedef haline getirilen. Yani bütün bu uğraş %2.3, %2.5 alan partiye mi? E, neden acaba değil e, mi? Yani neden bunu yapıyorsunuz yani? Bu mudur sizin için gerçek tehdit? E biraz budur çünkü. Yani diğerleri falan, yani şöyle, böyle hepsini şey yapmak istemiyorum. insanlar yanlış anlamasın. Çok taraf gir konuşmak istemiyorum da hı hı. özellikle eleştirim CHP'ye burada. Ee, şimdi o şey ya bir nevi artık alışıla gelmiş muhalefet diyeceğim. Yani bunlarla biz zaten yıllardır uğraşıyoruz şey yapıyoruz. Diğerinin geliştirdiği söylem gerçekten etki ederse e, alaşağı olması çok muhtemel. Hı hı. Tabii tabii. Arkadaşlar insan kafa insan ne söylüyorlar ya abi. Evet lan evet lan falan diyorsun. Ben bir şey diyeceğim. Muhabbetten Gülüyor inanılmaz abi. keyif aldım, alıyorum da film bitiyor benim. Tamam sıkıntı Uzak, yok abi. Yok. kızar mısınız bana? Yok. Yok abi, yok abi sıkıntı kusura yok. bakmayın ben gelip şey yaptıysam biraz mikrofonu evet, yok, canlı şey'e geldi. Evet. geldi. <laughs> şaka şaka. Ben geldim devre kaçıyor bu. Beni <laughs> takip edenler de bilir ben bir saat bir buçuk saat. E, ha içiyorsam bu zarp 5-6 saatte. Film bitiyor bir saat bir buçuk saate. Efe bu bir şey değil mi? Sen de sen de istersen arzu edersen bunu tekrarlayalım. Bu çok hoş oldu. Çok olur abi. Oldu. Olur olur. Hı -hı. olur. Ben çok de daha diniki yaparız belki. Yani. Olur, olur. olur olur. Olur 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 olur. Modunu yükseltmişizdir inşallah abi. Modun biraz düşüktü bugün. Evet evet. İyi oldu. Sen İzmir'de olsan bana takıl ama sigarayı bırakman lazım. Bıraktırırım ben sana. <laughs> İmkansız değil mi? Dört paket ya. Dört paket. Nasıl bıraktıracağım? Doğru söylüyorsun. Dört paket bir de Kürt sigarası. Hani parası direkt TKK'ye gidiyor. Oğlum <laughs> öyle deme. Be. Yani Yayın şimdi, yayı şimdi kapandı abi. <laughs> FBI at EGM. et EGM, FBI yani. open up hepsi. İyi geceler diliyorum cümle İyi kay. geceler abi, abi, kendine iyi bakın istiyorum. Eyvallah. Çok Görüşürüz. Sağ Kendinize iyi bakın. Öpüldünüz. Evet. Hepiniz öpüldü arkadaşlar. Ben bugün şu senaryoya yazmaya başlamıştım. Biraz hırs yapacağım o senaryoyu devam edeceğim. Yoksa ben bir yarım saat bir saat daha şey yapardım. Ee, ne derler? gece çalışma grubu yapardım ama yapmayacağım. Senaryoyu devam ettirmek istiyorum. Günde 3 sayfa falan yazmak hedefim. Biliyor musunuz? 3 sayfa yazarsam karlı göreceğim kendimi yani. Öyle söyleyeyim. Neyse, görüşürüz arkadaşlar. Belki yarın ne yarın ne lan? Cuma mı? Belki yarın belki de değil. Bir ihtimal görürüz. bir gece çalışma grubu yapabiliriz arkadaşlar. Göreceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi geceler abi. Öpüldünüz.